Yeri geldi uyumadılar, yeri geldi sabahladılar. Başarılı birer sağlık neferi olabilmek için çok çabaladılar. Tüm mezunlarımızı bu çabalarından dolayı tebrik ediyoruz. 2020 yılı hayatımıza getirdiği önemli değişimlerle dolu bir yıl oldu. Her okumanın bir zorluğu var, ancak pandemide öğrenci olmanın da online eğitime adapte olmanın da ayrı bir zorluğu var. Sevgili öğrencilerimiz, yönetimimizin ve değerli hocalarımızın eşsiz katkılarıyla layıkıyla bunun üstesinden geldiler. Ortak bir heyecanı yaşıyoruz bugün. Onlar, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı hedefleyen, bu kutsal ve onurlu mesleği yerine getirecek olan öğrencilerimiz. Onlar, geleceğimiz. Yarını aydınlatacak olan gençlerimiz. Onlar, yarınlara ışık tutacak, geleceğimizin garantisi, birlik ve beraberliğimizin sembolü. Onlar, milli ve manevi sorumluluklarının bilincinde geçmişini iyi bilen duyarlı sağlık neferlerimiz. Onlar özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, araştıran, üreten gençlerimiz. Onlar ülkemize ve yaşadığı topluma katkıda bulunacak, ülkemizin farklılıklarına ve değerlerine saygılı, uluslararası donanıma sahip öğrencilerimiz. Onlar kıymetli eller, yarın hepimize can ve nefes olacak öğrencilerimiz. Onlar, bilim ve teknolojik gelişmelerin ışığında insan haklarına ve hasta haklarına karşı duyarlı ve etik değerlere bağlı öğrencilerimiz. Onlar, sağlığı yüceltmek için gerekecek her türlü çabayı göstereceğine inandığımız öğrencilerimiz. Ve onlar, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı tıp fakültesi mezunlarımız, kuvvetli alkışlarınızla. Daha dün beyaz önlük giydirme töreninde geleceğin sağlık neferleri olacak öğrencilerimiz derken zaman su gibi akıp geçti. Bugün mezuniyet töreninde bu güzel heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Evet, tıp fakültesi mezunlarımız tribünde yerlerini aldılar. Törenimize başlıyoruz. Sayın Mütevelliyeti Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Sayın Genel Sekreter Yardımcım, çok kıymetli akademisyenlerimiz, üniversitemizin değerli mensupları, kıymetli velilerimiz ve sevgili öğrenciler. Gitmenin kederiyle yeni bir başlangıcın heyecanının yaşandığı bugün, 2020-2021 akademik yılı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Program akışını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, dünden bugüne üniversitemizi anlatan video gösterimi, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu slide ve video gösterimi, fakülte birincisinin konuşması, tören konuşmaları, fakülte birincisinin kütük çakma merasimi, tıp fakültesi diploma töreni, kep atma ve kapanış. Vatanımızın birliği beraberliği için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal ve kahraman ordumuzun yiğit neferlerini bu cennet vatana uğruna Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz darbe girişimine kadar canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi, ayrıca pandemi süresince özverili çalışmaları ve çabalarıyla bizlere umut olan, destek olan, örnek olan, hatta bizler için hayatlarını riske atan sağlık ordumuzun tüm kahramanlarını sonsuz şükranlarımızla, ahirete irtihal edenleri de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Şimdi sizleri onlar için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı birlikte söylemeye davet ediyorum. Yılında kurulmuştuk. 2014-2015 akademik yılında ilk mezunlarımızı vermiştik. Bu haftaki mezunlarımızla toplam yaklaşık 4300 mezunumuz olacak. Bugün yine tıp fakültesinden 112 öğrencimizi mezun ediyoruz. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Dünden bugüne Bezmialem Vakıf Üniversitesi. Makas. Enjektör. Steteskop. Yok örneği. Lab. Onlar Türkiye'nin ilk sağlık üniversitelerinden Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin 2 asırlık tarihinin birer parçasıydılar. Şimdi sıra sende. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, köklerini 1845 yılında Bezmialem Valide Sultan tarafından kurulan
Osmanlı'nın ilk modern hastanesi Gurebai Müslümin'den alarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kuruldu. 550'yi aşkın akademisyeniyle tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve şehrin merkezindeki kampüsleriyle binlerce öğrenciye eğitim veriyor. İki asırlık geçmişinde birçok depreme, savaşa, salgına tanıklık eden ve tüm imkanlarıyla yardıma koşan bir hastane kültüründen gelen Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde öğrenciler yılların sağlık birikiminden yararlanıyor. Gerçek bir hastanede pratik yapma, yerli ve yabancı ödüllü akademisyenlerden eğitim alma şansına, alanında saygın üniversitelerle yapılan işbirlikleri sayesinde ideal bir eğitim ortamına sahip oluyor. Üniversitelerin akademik başarılarını analiz eden URAP'ta üst sıralarda yer alan Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Gastroenteroloji ve Yaşam Bilimleri Biyoteknoloji Enstitüleri ile tersine beyin göçüne hizmet eden bir bilim üniversitesi olarak hizmet veriyor. Enstitülerindeki lisansüstü programlarıyla donanımlı akademisyenlerin yetişmesine ve uluslararası projelerin gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlıyor. Her geçen gün daha iyiye ulaşmayı kendine amaç edinen Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, araştırmalar ışığında bitkilerle tedaviyi esas alan Türkiye'nin YÖK onaylı ilk fitoterapi, kadim tedavi yöntemlerini modern tekniklerle uygulayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp, deneysel uygulama ve araştırmayla sürekli eğitim ve uygulama merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler için geniş bir sosyalleşme ortamı, kulüpler, kampüs içi etkinlikler, konserler de Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde. Türkiye'nin ilk ileri OSKE salonları ve beceri laboratuvarlarına sahip olan Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde öğrenciler donanımlı bir eğitim alma şansına sahip oluyor. Unutmayın, sadece sağlık alanında uzmanlaşmış bir üniversite nitelikli ve yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirir. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nin hikayesini izledik. Şimdi de mezunlarımızın hazırlamış olduğu Bezmi Alem'de geçen öğrencilik hayatını anlatan, birbirinden özel kareler içeren video gösterimini izliyoruz. Thank you.
Evet, birbirinden özel kareler izledik hep birlikte. Şimdi tören konuşmalarına geçiyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Tıp Fakültesi birincisi Doktor Ceren Usta'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Dekan Yardımcılarım, değerli hocalarım, değerli aileler ve konuklar, değerli arkadaşlarım. 6 senelik eğitimimizi diplomalarımızla taçlandırdığımız bu sıcak ve parlak Temmuz gününde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Çoğumuzun çocukluk hayali olan bu mesleğe adım atmanın küçük bir korkuyla karışık olan büyük heyecanını yaşıyoruz. Tıp fakültesinin ilk gününü hatırlıyorum. Yine böyle sıcak bir gündü. Yine içimiz aynı hislerle doluydu. İlk derslerimizi, ilk amfimizi, kurduğumuz ilk arkadaşlıkları, ders aralarında iç bahçede yaptığımız yürüyüşleri, hatta komitelerden önce yaşadığımız stresi bile mutlulukla anımsıyorum. Uzun ve zor tıp eğitiminin ilk 3 senesi temel bilimlerle geçer. Anatomi laboratuvarı masamızın keyfi, ilk kadavra dersimiz, zilli sınavlarımız, histolojide mikroskoptan bakıp asla bir şeye benzetemediğimiz dokuların çizimleriyle dolu defterimizle geçirdik ilk yıllarımızı. Bir patolojiyi anlayabilmek için önce insan vücudunun normallerini öğretti hocalarımız. Temel bilimler eğitimimizin sağlam desteğini de alıp arkamıza 4. senemize adım attık.
Dördüncü senede işler biraz değişti. Artık sadece amfi sıralarında oturup ders dinleyen öğrencilerden, hastalarla birebir iletişim kuran, anamnez alıp muayene eden, vizitlerde hocalarına hasta sunan stajyer doktorlara dönüştük. Stresiyle neredeyse ömrümüzü kısaltan ilk sözlü sınavlarımıza girdik. Hekimlikle ilgili çeşitli el becerileriyle tanıştığımız, kendimizi ilk defa doktor gibi hissettiğimiz bir döneme girmiştik. Bilgi birikiminin önemi yanında hekimliğin tam anlamıyla ve asıl olarak usta-çırak ilişkisiyle öğrenilebileceğini fark ettik. Bazen uzun poliklinik mesaileri ve yoğun nöbetlerle karşılaştık. Hatta sesini yükselten, diğer hastaların ve özveriyle çalışan doktorların huzurunu kaçıran birkaç hasta yakınına bile şahit olduk. Herkesin bahsedip durduğu sağlık çalışanı olmanın zorlukları kapımızı çalmaya mı başlamıştı yoksa? Stajyerliğimiz sürerken bilimsellik komitemiz başladı. Bir bilimsel araştırma nasıl yapılır, nasıl planlanır ve yürütülür? Bunu üniversitemin bana kattığı en değerli becerilerden biri olarak görüyorum. Başta bilimsellik komitesiyle birebir ilgilenen hocalarımız olmak üzere, mentorluk için gönüllü olan hocalarımıza da tek tek teşekkür ederim. Yüzlerce saat ders ve girdiğimiz onlarca sınavdan sonra artık intern doktor olmaya hak kazanmıştık. Her açıdan zor bir sene bizi bekliyordu. Bazen doktor olduk, bazen sekreter. Bazen öğrenci olduk, bazen pansumancı. Hastalar genelde bizi onam imzalatan kişiler olarak tanıdılar. Ya da gördüklerinde pansumanları değişeceği için mutlu oldular. İnternlik senesini tıp fakültesi öğrencilerine doktor oluyorsunuz, bu ekstra sene sizin, hekimlik sanatını iyi öğrenin amacıyla verilmiş bir sene olarak görüyorum. Fakat gerek asistan hekimlerin üzerindeki iş yükü sebebiyle, gerekse bizim üzerimizdeki tıpta uzmanlık sınavı stresi sebebiyle beklenilen düzeyde olamadığını düşünüyorum. İnternlük senemize asıl gölge düşüren şey... İnternlük senemize asıl gölge düşüren şey ise COVID-19 pandemisiydi. Salgının başından itibaren en önde sağlık çalışanları ve onların aileleri vardı. Bu zor süreçte her zaman görevinin başında olan kendi hocalarım başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı belirtmek isterim. Ve vefat eden 436 sağlık çalışanının ailelerine sabırlar dilerim. Evet, biz bu mesleği seçtik. Bu eğitim zor, sorumluluğu yüksek, her zaman en üst düzey özveri isteyen mesleğin mensubu olmayı istedik. Nazım Hikmet'in de dediği gibi, yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. En güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Büyük emeklerle ulaşabildiğimiz, insanların hayatlarına dokunmuş olmanın verdiği mutlulukla sürdürebildiğimiz mesleğimizde hekime şiddet probleminin hala tam olarak çözülememesi bizi biraz küstürmüyor değil. Her adımını bilgi birikimi, tecrübe ve iyi niyetle atan hekimler için bu kötü dönemin bir an önce son bulmasını diliyorum. Bu güzel ve anlamlı günde son olarak her zaman beni öncelikleri yapan, benim mutluluğum ve huzurum için çabalayan, benim için en iyi ortamı ve imkanları sağlamaya çalışan canım annem ve babama teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tıp fakültesi birinciliğimi size armağan ediyorum. Öncelikle üniversitemizin ve fakültemizin gelişmesi için sonsuz desteklerini sunan Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu'na, Sayın Dekanımız Profesör Doktor Ramazan Özdemir'e ve Sayın Genel Sekreterimiz Doktor Zeynep Görmezoğlu'na ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hekimlik sanatıyla bizi tanıştıran, nasıl iyi hekim olunur diye örnek aldığımız, ilk tıbbi bilgilerimizi onların sesinden duyduğumuz, akademik kariyeri sadece bir kariyer olarak görmeyip doktor yetiştirmenin önemine ve önceliğine hayatlarını adayan değerli hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Sizlerin önünde hekime şiddetin arttığı bu dönemde daima meslektaşlarımı koruyacağıma, hekimlik pratiğinde her zaman önce zarar verme ilkesini önceleyeceğime, bu mesleğin evrensel etik değerlerini aklımdan çıkarmayacağıma söz veriyorum. 6 senemi beraber geçirdiğim,
en küçük mutluluklarımdan en büyük hayal kırıklıklarıma kadar her şeyimi paylaşabildiğim, beraberken elimde çiçeklerle Topkapı Sarayı'nda gezip en sevdiğim müzik gruplarının konserlerine gidebildiğim biricik arkadaşlarım Ahsen ve Elif. Sizi çok seviyorum. Sevgili dönem arkadaşlarım, eminim ki ileride hepimiz birbirimizle gurur duyacağımız yerlere geleceğiz. Yakınlarımızı doktora götürürken önce birbirimizi getireceğiz aklımıza. Yolunuz her zaman başarı ve mutlulukla dolu olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Doktor Ceren Usta'ya bu duygulu ve anlamlı konuşması için teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Ramazan Özdemir Hocamı sahneye davet ediyorum. Herkese merhaba. Tabii Ceren o kadar güzel konuştu ki bundan sonra ben ne diyebilirim? Ceren'in altında kalmamaya çalışacağız. Teşekkür ederim Ceren. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektörüm, değerli akademisyenler, saygıdeğer veliler, sevgili öğrenciler. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirler, sevgili öğrenciler, 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir vakıf üniversitesi olarak kurulan Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi bugün 5. mezunlarını vermekte. Ancak bu kurumun tabii ki 2 asırlık bir geçmişi olduğunu unutmamak lazım. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi 1845 yılında sağlık felsefesiyle Bezmi Alem Valide Sultan tarafından kurulmuş ve bu görev bilincini taşıyarak hastalarına tedavi sunmanın yanı sıra her zaman hoşgörü ve sabırla yaklaşan genç hekimle yetiştirmeyi amaçlayan ve aynı zamanda bilim, sanat, sağlık, kültür, teknoloji alanlarında gerekli altyapıya sahip araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem veren gerçek bir vakıf üniversitesidir. Valide Sultan annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Üniversitemizin kurulmasında ve gelişmesinde büyük emeği olan başta Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Ahmet Akça olmak üzere tüm Mütevelli Heyet üyelerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Rümeysa Kazancıoğlu, Rektör Yardımcılarımız Profesör Doktor İbrahim Tuncay, Profesör Doktor Fadullah Aksoy, Dekan Yardımcılarımız Profesör Doktor Özlem Su Küçük, Profesör Doktor Teoman Aydın'a, tüm eğitim koordinatörlerine ve tüm akademisyenlerimize sizlerin eğitimine verdikleri katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hastane başhekimimiz Sayın Profesör Doktor Arif Koytak ve ekibine, öğrencilerimize verdikleri destek için minnettarım. Yine eğitim süresince yardımlarını esirgemeyen Genel Sekreterimiz Sayın Doktor Zeynep Görmezoğlu ve ekibine, öğrenci işlerine, kurumsal iletişime, sağlık, kültür ve spor direktörlüğüne, destek hizmetlerine ve fakülte sekreterimiz Yasemin Şen Türkiye ki öğrencilerle sürekli sizlerle birebir iletişimdeydi ve tüm personelime ben teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, bu yoğun iş temponuz içinde öğrencilerimizin iyi birer hekim olması için göstermiş olduğunuz çabalarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bezmi Alem ruhuyla yetiştirmiş olduğunuz bu genç hekimlerimizin sizi en iyi şekilde temsil edeceğinden ve bilim alanında ülkemize başarılar kazandıracağından hiçbir kuşkum yok. Saygıdeğer velilerimiz, sizler 6 yıl evvel evlatlarınızı bize emanet ettiniz. Biliyorum uzun ince bir yoldu, zor bir yoldu. Ne bizden ne öğrencilerinizden yardımlarınızı hiç esirgemediniz. Bizlere ve evlatlarınıza verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum ve her birinizi gönülden kutluyorum. Ama inanın ki öğrencilerimiz şu anda işte mezun oluyorlar. Çok iyi hocalar elinde, çok iyi ustalar elinde yetiştiler. Biraz önce Ceren'in söylediği gibi usta-çırak ilişkisiydi bu.
çok iyi ustalar elinde yetiştiler. Diğer üniversitelerde de tabii ki iyi hocalar var. Ama bizde Bezmi Alem'de en iyiler var. Burada en iyiler var. Sevgili meslektaşlarım, hekimlik bir insanlık sanatı. Hekim olmak, sevmek, hissetmek, dokunmak, sabretmek, şefkat etmektir. Merhamet etmektir, adil olmaktır. Hekim olmak, kamil olmaktır. Ve nihayetinde hekim olmak, Allah'ın gizli sırlarına erişebilme kabiliyetine sahip olmaktır. Biz sizleri iyi bir hekim olmanızın yanı sıra toplumun refahını yükseltecek, topluma ışık tutacak çağdaş, aydın ve entelektüel, hoşgörülü, akılcı, iyi bir insan olarak yetiştirmeyi amaçladık. Sizlerin dil, din, ırk, siyasal görüş, maddi kazanç gözetmeyen, önceliği insan sağlığı ve iyiliği olan, aklın ve bilimin yolunda hareket eden, etik değerlere saygılı, uluslar ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve benimseyen hekimler olacağınızdan hiç kuşkum yok. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ifade ettiği gibi, imkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. Sözünden hareketle hayallerinizi geniş tutun ve bunun için çalışın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sizleri yetiştiren Bezmi Alem ailesini unutmayın. Annenizi, babanızı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sayın Dekan hocamıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu hocamı kürsüye davet ediyorum. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, kıymetli yöneticilerim, akademisyenlerim, saygıdeğer velilerimiz, kıymetli mezunlarım. Yaşadığımız pandemi geçtiğimiz yıl mezuniyet coşkumuzu gölgelemişti. Bu sene çok şükür birbirimizin yüzüne bakabildiğimiz, aynı anda aynı yerde olabildiğimiz bir mezuniyet töreni gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi olarak pandemi sürecinde zor ve yorucu bir mücadele verdik. Bu süreçte hem sizler hem de bizler fiziksel ve ruhsal açıdan zorlandık. Ama karanlığın sonunda aydınlık olacağına inandık. Pandeminin başından beri toplum sağlığı için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızdan maalesef kayıplarımız da oldu. Kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Sevgili mezunlarım, uzun soluklu tıp eğitiminizin başarıyla sonuna geldiniz. Hepiniz biliyorsunuz ki tıp fakültesini kazanmak çok kolay bir süreç değildi. Ama tıp fakültesinden mezun olmak da kolay değildi. Artık hayatınızda yeni bir sayfa açtınız ve verdiğiniz tüm emekler sonucunda bugün sizlere takdim edeceğimiz mezuniyet belgelerini almaya hak kazandınız. Bu yüzden hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve sevgiyle kucaklıyorum. Evet, bugünden itibaren mesleğe adım atan sizler, insanın en kıymetli varlığı olan sağlıklarını kaybetmemeleri için görevlerini yerine getiren gönül elleri olacaksınız. İnsanların hayata tutunmalarını sağlayan böylesine kutsal bir meslekle önemli bir görevi yerine getirirken elbette birçok zorluk yaşayacaksınız. Fakat her biriniz sahip olduğunuz potansiyel ile fark yaratacak, birer hekim olarak sağlıklı bir iletişim temelinde toplumumuzun refahı için çaba sarf edecek ve ülkemizin sağlık alanında gelişmesine katkıda bulunacaksınız. Bir hekim olmak, hayat kurtarmak, insanların yaşamına dokunarak onların mutluluğuna katkı sağlamak her türlü takdirin üzerindedir. Bunun asla maddi bir karşılığı yoktur. Onun için hangi koşulda olursanız olun, hangi maddi imkan veya imkansızlıklar içinde olursanız olun, meslek bilinciyle hareket edin. Özellikle de ekip çalışmasına gereken özeni verin. Bu kutsal görevinizin ne denli önemli olduğunu unutmadan her zaman motivasyonunuzu diri tutunuz.
Sizler bu bilinç ve inançla görevinizi yaptığınızda emin olun ki bunun karşılığını her zaman, hatta ummadığınız zamanlarda alacaksınız. Saygıdeğer misafirlerimiz, duydunuz, seyrettiniz. Kurucumuz Bezmialem Valide Sultan tarafından temelleri 1845'te atılan ve 2010 yılında üniversiteye dönüşen Bezmialem Vakıf Üniversitesi her yıl büyümeye ve emin adımlarla gelişmeye devam ediyor. Bezmialem, modern eğitim ve teknolojiyi harmanlayıp öğrencilerini bu anlayışla mesleklerine hazırlıyor. Önce sağlık prensibiyle çalışan her bir ferdiyle Bezmialem, geleceğin sağlık çalışanlarını yetiştirmeye ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Üstelik her geçen gün Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi ile olan işbirliğini de derinleştirerek sizi güncel mezunlar olarak uğurluyor. Değerli yöneticilerim, akademisyenlerim, öğrencilerimizin iyi birer hekim olmaları için çok büyük emekler verdiniz. Onlara her şeyden önce iyi bir insan olmaları için örnek oldunuz. Vakıf ruhumuzu yaşatarak bilimsel çalışmalar ışığında en güncel yöntemlerle eğitimlerini tamamladınız. Hepinize mezunlar adına, şahsım adına teşekkür ediyor ve alkışlıyorum. Arkadaşlar sizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer velilerimiz, böylesine gurur verici bir günde sizlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Gece gündüz demeden, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bugüne getirdiğiniz evlatlarınızı iyi bir geleceğe sahip olmaları için Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne bizlere emanet ettiniz. Bizlere güvendiniz, bizleri onurlandırdınız. Üniversite olarak bu emanete en iyi şekilde sahip çıkarak onlara ikinci aile olma duygusuyla güncelin en iyisini sunduk. Onları iyi yetiştirme gayretinde olduk. Hiç şüphem yok ki bundan sonra da evlatlarımız sizleri ve bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Evet günün kahramanları, sevgili mezunlarım, meslektaşlarım. Bugün itibariyle sizleri yeni bir gelecek bekliyor. Her biriniz beyaz önlüğünü giyerek büyük bir heyecan ve gururla mesleğinizi icra etmeye başlayacaksınız. Unutmamalısınız ki hekimlik mesleği her zaman büyük bir sorumluluk ve bugünlerde yaşadığımız sürecin bizlere yakinen gösterdiği üzere fedakarlık gerektirmektedir. Hepinizin bu bilinçte olup mesleğinizin onuruna layık olarak hiçbir yerde hiçbir farklılık gözetmeksizin tüm coğrafyalarda görevinizi icra edeceğinize inancım ve güvenim sonsuzdur. Güler yüzünüzün hiç eksik olmaması dileğimle her birinizi sevgiyle kucaklıyor, yaşam boyu başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Dualarımız sizlerle. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Ahmet Akça Beyefendi'nin kürsüyü teşriflerini arz ederim. Değerli rektörüm, rektör yardımcılarımız, dekanımız ve tüm akademisyen arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım ve çok sevgili yeni doktorlarımız, mezunlarımız ve tabii velilerimiz, misafirlerimiz, ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Doktor Ceren Hanımefendi'nin ifade ettiği gibi, Türkiye'de her gencin gönlünde doktor olmak yatıyor aslında. Ama ben bir hatıramı paylaşacağım. Ben bunu çocuklukta hissettirmişim. Ben Anadolu'nun bir köyünde doğdum. Buğday yetiştiren, onunla da karnını doyuran fukara bir köy. Köyünde harman zamanında tabii buğdaylar pişiliyor, harmanda dövülüyor. Dövülen harmanlar samanla tanelerinden ayrılıyor. Taneler de çuvallara dolduruluyor. Babacığım anlatırdı, ben çok hatırlamıyorum. Bana demiş, Ahmet oğlum gel şu çuvalın ağzını aç.
Ben de diyorum ki ben çuval ağzı açmam, ben doktor olacağım demişim kendisine. Evet, ben doktor olamadım ama Allah bana sizlerle 10 yıldır beraber olmayı nasip etti. Bu çok kıymetli bir tecrübe çocuklar, arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. İnsanın gönlüne bir şey düşerse, çocuk da olsanız, genç de olsanız, yetişkin de olsanız, o gönlünüze düşen iyi niyetle ve iyi bir işse bir gün hayatınızda mutlaka karşınıza çıkıyor. Bu çok kıymetli bir tecrübedir benim için. Yani çocukluğumda yaşadığımı, ben hayatımın her anında bunu hissettim. Genç doktorlarımıza da bunun bir tecrübe olarak aktarmak istedim. Değerli arkadaşlar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile alakalı artık herkes her şeyi biliyor neredeyse. Fakat Bezmialem Valide Sultan'ın kurduğu bu müessesenin bize bıraktığı iki tane önemli miras var. Bir tanesini hocalarımız ifade ettiler. Çok yüklü, çok güçlü, çok değerli, çok zengin bir sağlık hizmeti tecrübesi devretti bize. Bu çok kıymetli bir miras. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bunun yanında tabii bu mirası oluşturan kaynak vakıf kaynağı. Yani bu hizmeti bugün sürdürenlerin, bu hizmeti üretenlerin, bu hizmeti verenlerin ikinci hususu da her zaman akıllarını tutmaları gerektiğini düşünüyorum. O da vakıf hassasiyetiyle çalışmak. Vakıf hassasiyetini hepimiz biliyoruz. İnsana duyulan sevginin, saygının, şefkatin hayata intikali, ona öyle davranmak gerektiğinin akıldan çıkarılmaması gerekiyor. Hele hekimlik o kadar önemli ki, eğer bu duygular olmazsa hekimliğin yapılamayacağını ben burada sizlerden öğrendim. Dolayısıyla yine Doktor Ceren Hanımefendi ifade etti. Bu bir meslek ama bir sanat aynı zamanda. Çok önemli, çok değerli, çok yüksek bir sanat aslında. O da sanatkarların sanatkarı, en büyük sanatkar, Cenab-ı Hakk'ın en şerefli yaratığı olan, yaratıklar arasında en şerefli olan, en itibarlı olan, en değerli, en kıymetli olan yaratığın doktorların eline teslim edilmesi, doktorluğun ne kadar değerli olduğunu ve o muhteşem sanatın, insan vücudunun onların elinde şifa bulması, şifaya vesile olmaları çok değerli. Bu sanat hakikaten sanatların sanatı diye değerlendirmek lazım. Değerli arkadaşlar, benim söyleyeceğim çok fazla bir şey yok sizlere. Ama şunu bilmek lazım. Bezmialem kimliği artık bundan sonra sizin ayrılmaz bir parçanız. Bunu hayatınızın sonuna kadar sevgiyle, saygıyla çok değerli bir varlığınız olarak muhafaza edeceğinize inanıyorum. Bunun yanında bir de biz 7 yıldır sizinle beraberiz. Ben bu yılda 10 yıldır buradayım ama epeyce mezunlar verdik. Tıp fakültesi 5. belki ama diğer fakültelerimize 7. mezunlarımızı verdik. Bu 7 yıllık beraberlik bir anda bitiverdi. Bunun burada kalmaması lazım. Bu bir sosyal sermaye. Ama özellikle sizlerin, mezun arkadaşların birbirlerini hayatta hiçbir zaman bırakmamaları lazım. Bezmialem'i de hiç unutmazsak eğer, bu sosyal sermaye hayatınızın her anında kullanabileceğiniz çok büyük bir kaynak olacaktır. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Aramızda herkesin vardır. Ben kendi adıma söylüyorum. Bu topluluğun en yaşlısı olanı benim. Ama hala orta öğretim arkadaşlarımla buluşuyorum. Yılda bir kere bir araya geliyoruz. En az 30 kişi bir araya geliyoruz. Üniversite arkadaşlarımla buluşuyorum. Ankara'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan. Ben 3 üniversite dolaşmış bir adam olarak bir kadar çok üniversite arkadaşım var ama onların hiçbirini ihmal etmedim. İş hayatında edindiğim dostları da ihmal etmedim. Dolayısıyla bu sosyal sermaye hayatımızın her anında bizim ihtiyacımız olan bir kaynak. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Bir diğer hususu da ifade ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. Değerli gençler, hayatta sahip olamadıklarınızı lütfen üzülmeyin. Kısmetinizde varsa
O sizi mutlaka bulacaktır zamanı gelince. Ama onu lütfen aramaya devam edin. Israr edin. Asla vazgeçmek yok. Ertelemek de yok. Kaybedenler, erteleyenler ve vazgeçenler. Kim ısrarla takip ediyorsa bir gün mutlaka aradığını bulacaktır. Arapların güzel bir lafı var. Arapça söyleyeceğim. Ben biraz anlarım o lisandan da. Peki hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Hay Allah. Böyle oluyor değil mi çocuklar? Siz unutmayın ama sizin bilgileriniz daha kıymetli, daha değerli. Zülal Hanım hatırlatır mısın lütfen? Peki. Yani şu. Kısmetiniz dağın altında da olsa, gelip sizi bulur diyorlar. Dolayısıyla o kısmeti ihmal etmeden aramaya devam etmek lazım. Son sözüm şu. Bunu dün geçen günde söyledim. Ama bu çok kıymetli hakikaten. Lütfen iyi insan olarak, iyi insan. İyi insan işini iyi yapan insan. İyi insan başkalarının hizmetini gören insan. İyi insan adaletle, liyakatle, merhametle, şefkatle, edeple, ahlakla hayatını yaşayan insandır. Dolayısıyla lütfen sözümüzü, işimizi doğru yapalım, doğruda kalalım, doğru kalmaya kararlı olalım. Yolunuz açık olsun, Allah yardımcınız olsun, sağlıkla kalın. Hayırlı akşamlar şimdilerde. Sayın Mütevelliyeti Başkanım, sizleri yerlerinizde almadan diploma törenimizi başlamak istiyoruz. Uygun bulursanız efendim, buyurun. Sayın Mütevelliyeti Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, 2021 mezunlarımızın diploma törenine geçiyoruz artık. Başarılı birer hekim olabilmek için çok çabaladılar. Tüm mezunlarımızı bu çabalarından dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca bu gayreti taçlandıran mezunlarımızdan Tıp Fakültesi birincisi Doktor Ceren Usta'yı diplomasını, başarı ödülünü ve mezuniyet kütüğüne brevesini çakmak için sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Mezuniyet kütüğüne brevesini çakmak için eşlik etmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu hocamı sahneye davet ediyorum. Onu rektör hocamız diplomayı getirelim önce. Ya da buyurun hocam. Peki. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ceren, seni yerine almıyoruz. Sahnede kalacaksın uzun süre. Şöyle alalım. Evet, Sayın Hocam sizinle devam edelim lütfen. Evet, Tıp Fakültesi ikincisi Doktor Serra Rana Cesur geliyor. Diplomasını ve ödülünü takdim etmek üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Hocam devam ediyoruz. Tebrik ediyoruz öğrencimizi. Sırada Tıp Fakültesi üçüncüsü Doktor Zeynep Gizem Bayram geliyor. Diploma ve hediyelerini Sayın Rektörümüz takdim ediyorlar.
Tebrik ediyoruz. Sayın hocam devam ediyoruz. Rektör hocam bir öğrenci daha çağırıyorum. Evet. Doktor Mehmet Hakan Demir geliyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ve sırada Doktor Cemre Özkan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın İbrahim Tuncay Hocam ve ayrıca misafir öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Sayın İsmet Gavran Kapetanoviç geliyor. İsmet Gavran Kuzgun Kaptanoğlu. Buyurun. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. İbrahim hocam devam ediyoruz sizinle. Doktor Bahar Sever geliyor. Sayın Rektör Yardımcımız ve misafir öğretim üyemiz diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Doktor Mehmet Cemal Okan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Mehmet Fadla Aksoy hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Fallı hocam devam ediyoruz sizinle. Çok pardon. Ve sıradaki öğrencimiz Doktor Fatih Mehmet Topdağ geliyor. Sayın Rektör Yardımcımız diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Doktor Muhammed Osman Doğan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Ramazan Özdemir hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam devam ediyoruz sizinle. Devam ediyoruz hocam. Ve sırada Doktor Enes Kuşdoğan geliyor. Yok. Sonra. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Doktor Berna Arslan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Teoman Aydın hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Sırada daha sonra çağıracağım. Devam ediyorum. Doktor Hicran Nerse geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Özlem Su Küçük hocamı sahneye davet ediyorum.
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Özlem Hocam devam ediyoruz. Doktor Nurşen Demirkol geliyor. Özlem Hocam devam ediyoruz. Çok pardon. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Gülbahar Tavukçu geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Orhan Öztürk hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Orhan Hocam devam ediyoruz. Sırada Doktor Ayşe Abdukaya geliyor. Sayın hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Merve Söyleyici geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Ömer Soysal hocamı sahneye davet ediyorum. Hocam devam ediyoruz. Doktor Abdülkadir Can Sunar geliyor. Sayın hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz Sayın hocam. Evet. Devam ediyoruz. Abdülkadir Can Sunar'dan arkadaşlara bir tebrik mesajı almak istiyorum ben. Çünkü Abdülkadir Can Sunar'ın bir seslendirme özelliği var. Şu an belki de farkında olmadan birçok filmde sesini duyuyoruz. O yüzden bu özelliği için bir alkış alalım. Bir başarılar dilemek veya bir kısa konuşmak ister misin? En azından sesini duyalım. Çok teşekkür ediyorum herkese geldiği için. Hepimize meslek hayatımızda başarılar diliyorum. Ailelerimize de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz bu karizma ses tonu için. Evet, devam ediyoruz. Doktor Elif Özoğuz geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Hacı Mehmet Türk hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz hocam. Doktor Mehmet Yaz Öztoros geliyor. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Doktor Orhan Çakmak geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Kazım Karaaslan hocamı sahneye davet ediyorum. Devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Sırada Doktor Süheyla Handenur Okan geliyor. Sayın hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. (Gülüyor)
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Devam ediyoruz. Sırada Doktor Tuğba Arlı geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere tıp dekan yardımcımız Profesör Doktor Sayın Teoman Aydın hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Hocam devam ediyoruz. Bir kişi daha çağıracağım. Teoman hocam. Doktor Beyza Maşlak geliyor. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız diplomalarını takdim ediyorlar. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Böyle de geçebilirsin artık yeni bir kalabalık oluşurken. Doktor Eren Savuncu geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Yasin Arifoğlu hocamı sahneye davet ediyorum. Anatomi Anabilim Dalı Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yasin Arifoğlu hocam diplomalarını takdim ediyorlar. Hocam devam ediyoruz Yasin hocam. Sırada Doktor Gamze Sarı geliyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz Sayın hocam. Hüseyin Bey o tarafa mı? Devam mı? Tamam, orada devam o zaman. En öne de olabilir istersen. Evet, Doktor Miray Kılınç geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Abdurrahim Koç Yiğit hocamı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Tebrik ediyoruz. Sırada Doktor Yağmur Nur Abik geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Ramazan Özdemir hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Dekan hocam devam ediyoruz. Bir öğrenci daha çağırıyorum sizin için. Doktor Burak Anıl Tuğci geliyor. Yok. Son aşağıda var. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir öne de olabilir değil mi? Hüseyin Bey siz arkadaşlar iyi mi? Tamam. Evet. Doktor Metin Can Baysoy geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Nurzat Elmalı hocamı sahneye davet ediyorum. Nurzat hocam devam ediyoruz sizinle. Sırada Doktor Muhammed Külekçi geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Nurzat Elmalı hocam diplomalarını takdim ediyorlar. Ramazan hocam bu karede olmak mı istiyorsunuz? Evet tamam. Peki siz gelince. Teşekkür ediyoruz Sayın hocam. Devam ediyoruz.
Evet, ben devam ediyorum. Doktor Ezgi Keskin geliyor. Diplomalarımı takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Mehmet Hakan Özdemir hocamı sahneye davet ediyorum. Evet, özellikle hekimlik andında genel fotoğrafta ona bir ayar çekeriz muhakkak. Herkesin fotoğrafta çıkması için özen göstereceğiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam ediyoruz. Doktor Muhammed Anıl Tuğlu geliyor. Sayın hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Tebrik ediyoruz. Şimdi bu orta fotoğrafta kapatmasın diye buraya alabilirim artık. Artık alabilirim değil mi? Tamam. Tamam, anlaştık. Doktor Meral Ekşi geliyor. Diplomamı takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Mehmet Ziya Doymaz hocamı sahneye davet ediyorum. Seni böyle alalım şimdi. Bu sıra iyidir. Evet. Doktor Esra Yücel geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla. Evet, enerjiyi düşürmeyelim. Mehmet Ziya Hocam hemen döndünüz. Evet, sizinle devam edecektik. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Evet, Meral'in yanına. Doktor Ayten Özal geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere de Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Ramazan Özdemir Hocamı sahneye davet ediyorum. Hocam mikrofonu uzatmamı ister misiniz? Şeyler kaçırıyoruz orada biz. Teşekkür ederiz. Öyle alalım. Evet. Doktor Ebrar Pak Yıldız geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Ertuğrul Taşan hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Hocam devam ediyoruz. Hemen sizi yerinize uğurlamadan. Doktor Selime Fırıncıoğlu geliyor. Sayın hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz Sayın hocam. Tebrik ediyoruz. Devam. Evet, böyle olabilir. Doktor Pınar Kaderi geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Ayda Türkoz hocamı sahneye davet ediyorum. Hocam devam ediyoruz. Haydi hocam bir öğrenci daha çağırıyorum. Doktor Yahya El Haraç geliyor. Sayın hocamız bunu takdim ediyorlar. Doğru okudum değil mi? Yahya El Haraç. Evet, en zor oydu. Evet. Evet. Yahya sen ikinci sıradan
Devam ediyoruz oradan. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Sinem Vatansever geliyor. Diplomayı takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Gürkan Kıran hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Hocam devam ediyoruz. Bu tarafa ikinci sıradan. Doktor Mürşide Yaylı geliyor. Sayın hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Doktor Kadir Bilgi geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Mesut Şeker hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hocam devam ediyoruz. Doktor Ufuk Yazıcı geliyor. Burada intern eğitim koordinatörü doçent doktor Sayın Ayşegül Doğan Demir hocamızın bir mesajı var sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili öğrencilerim, bu güzel gününüzde yanınızda bulunup bu mutluluğu sizlerle birlikte yaşamayı gerçekten çok isterdim ancak kısmet olmadı. Bezmalem ailesinin gencecik pırıl pırıl 2021 mezunları benim sevgili ve kıymetli öğrencilerim olarak her birinizi ayrı ayrı kutluyor, kucaklıyorum. Başarılarınız, mutluluklarınız bu zamana kadar tüm hocalarınızı nasıl mutlu etti ve gururlandırdıysa bundan sonra da öyle olacak. Mesleğinizin size fedakar ailelerinize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah yolunuzu açık, istikbalinizi parlak kılsın inşallah. En derin sevgilerimle. Evet, hocamızın mesajını da paylaşmış olduk ve devam ediyoruz. Doktor Fatih Alperen Timur geliyor. Profesör Doktor Sayın Şahbettin Selek hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz hocam. Sırada Doktor Osman Şamil Sevindik geliyor. Bilimler ve Biyokimya Anabilim Dalı Başkanımız Profesör Doktor Sayın Şahbettin Selek hocam diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İkinci sıra 6 oldu. Evet, 3. sırada devam. Doktor Elif Çetintaş geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın İbrahim Arif Koytak hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz hocam. Böyle alalım. Doktor Utku Karatoprak geliyor. Evet, hastanemiz başhekimi Profesör Doktor İbrahim Arif Koytak hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Doktor Muhammed Esat Dursoy geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Fadlı Aksoy hocamı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Hocam mikrofonu mu istemiştiniz, duymadım ben. Peki, teşekkür ediyoruz. Pardon. Ve sırada Doktor Didem Kaçan geliyor.
diplomalarını takdim etmek üzere başhekim yardımcımız Profesör Doktor Sayın Alparslan Mayadağlı hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sayın hocam teşekkür ediyoruz. Yerlerinizi uğurluyoruz, evet. Sırada Doktor Alperen Uysal geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere başhekim yardımcımız doçent doktor Sayın Mustafa Çakırcı hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Seyfettin Mahir Koçak geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere. Profesör Doktor Sayın Gökçen Başaranoğlu hocamı sahneye davet ediyorum. Lazım olur ama. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Arkada devam. En arkaya. Evet. Doktor Zeynep Balta geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Gökçer Uzer hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Evet, arkaya devam ediyoruz. Şimdi Doktor Abdullah Cüneyt Saraç geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Mehmet Bilgin hocamı sahneye davet ediyorum. Yok hocam, kalıyoruz, bekliyoruz. Evet, yerimizi aldık. Bakalım sırada. Doktor Gamze Aytaş geliyor. Sayın rektörümüz de eşlik ediyorlar. Evet. Duygusal anlar yaşıyoruz. Biraz ortaya alalım mı? Biraz böyle hocam siz böyle miyiz? Pekala. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, sırada Doktor Emriye Acar geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın İsmail Kerem Bilsel hocamı sahneye davet ediyorum. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanımız diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ederiz. Evet. Evet. Doktor Esma Sultan Bey Hatun geliyor. Diplomalarını Profesör Doktor Sayın Özden Türel hocam takdim ediyorlar. Evet.
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Nurbanu Karabulut geliyor. Diplomalarını Profesör Doktor Sayın Sedat Meydan Hocam takdim ediyorlar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ederiz Sayın Hocam. Evet, en arka, orası da müsait, orası da nasıl istersen. Doktor Tunahan Karaoğlan geliyor. Diplomalarını Profesör Doktor Sayın Betül Tuğcu Hocam takdim ediyorlar. Kim şanslı? Kim şanslı? Doğru, aynen, aynen. Kesinlikle. Evet. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Sırada Doktor Ahsen Çakır geliyor. Diplomalarını Profesör Doktor Sayın Fahri Akbaş Hocam takdim ediyorlar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Banu Ocak geliyor. Diplomalarını Profesör Doktor Sayın Mustafa Büyükmumcu hocamız takdim ediyorlar. Şimdi sizin elinizde önceden diploma yokken rahat alkışlıyordunuz da değil mi? Diplomalarda gelince alkış da kaldı. Sahnedekiler de azalınca alkış sesi az geliyor. Evet. Evet, anatomi ana bilim dalından Profesör Doktor Mustafa Büyükmumcu hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. Teşekkür ederiz Sayın Hocam, tebrik ediyoruz. Arka ne yapalım Hüseyin Bey? Şura uygun mu? Şöyle yanaşalım, evet. Doktor Neslihan Diyarbakırlı geliyor. Diplomalarını Profesör Doktor Sayın Cumali Karatoprak hocamız takdim ediyorlar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz hocam. Doktor İmran Can Özdemir geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Zeliha Matur hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli velilerimiz, sizin öğrenciler daha çıkmadı sanırım. O yüzden bekliyoruz orada. Özellikle çıkanlar varsa onları yerimize alırsak, ben şu vurgulamayı yine yapayım. Profesyonel çekim yapılıyor. Dolayısıyla bu anı ölümsüzleştirmek adına birbirinden güzel kareler yakalıyor arkadaşlarımız. Onları sizlerle paylaşacağız. Müsterih olun efendim. Dolayısıyla bu noktada eğer çekimleri çok engellemezsek istirham ediyoruz. Çok memnun oluruz. Ve devam ediyoruz. Doktor Senanur Demir geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Güven Çetin hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Hatice Neva Baki geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Ertan Bülbüloğlu hocamı sahneye davet ediyorum.
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Sena Yıldırım geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Zuhal Gucin hocamı sahneye davet ediyorum. Yarıyı geçtik. Yarıyı geçtik. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Nüfeyli Çınaralp Çilingir geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Ahmet Bacaksız Hocamı sahneye davet ediyorum. Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. Evet, sağ en arkaya geçersek. Doktor Nida Meriç Koyuncu geliyor bu taraftan. Evet, diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Şeyma Yıldız hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ arka, o arka. Peki. Doktor Muhammed Abdülkadir Erkan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere. Doçent doktor Sayın Pınar Özcan hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Ege Akvardar geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Aysel Vaboğlu Türkmen hocamı sahneye davet ediyorum. Arkaya. Buraya mı alalım? En arka da gene baş olabilir. Teşekkür ederim. Doktor Merve Nur Aslan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Pınar Soysal hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Emre Ataş Sönmez geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Mehmet Serdar Kütük hocamı sahneye davet ediyorum. Değil mi? Hoca hazırlanmış. Evet. Siz biliyor musunuz nedenini? İhtisas belli oldu. Evet. Hangisi? Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Şevval Şıpka geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Ömer Celal Elçioğlu hocamı sahneye davet ediyorum.
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Başak Başakoğlu geliyor. Diplomamı takdim etmek üzere Doçent Doktor Sayın Murat Haliloğlu hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Büşra Kutlu geliyor. Diplomalarını Doçent Doktor Sayın Hüseyin Toprak Hocam takdim ediyorlar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Melis Ceylan geliyor. Diplomalarını Doçent Doktor Sayın Jülide Canan Umurhan Akan Hocam takdim ediyorlar. Devam ediyorum. Doktor Muhammed Furkan İşgören geliyor. Diplomalarını Doçent Doktor Sayın Ali Güven Kılıçoğlu hocamız takdim ediyorlar. Evet. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Arkaya doğru devam edelim. Yukarı ama şöyle yapalım. Şöyle birer adım bir gelelim bana doğru. Birer adım siz de gelin. Orayı bir sıkıştırdık böyle bir şey olmasın. Sizler de birer adım çok sıkışmayacak şekilde. Öyle değil mi? Sen yer bulabildin mi kendine? İyi mi öyle? İyi. Tamam. Sizde var mı sıkışıklık arkadaşlar? Bak size düşünüyorum ona göre. Tamam. Doktor Muhammed Furkan İşgören'i çağırmıştık değil mi? Burada tamam. Doktor Melih Görkem Şensoy geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Doçent Doktor Sayın Nazan Yılmaz hocamı sahneye davet ediyorum. Bunlar evet. Evet. Onları şöyle atalım bence. Aynen. Ama şunu, şunu. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve sırada Doktor Kübra Kayıkçı geliyor. Diplomalarını Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Özlem Su Küçük hocamız takdim ediyorlar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Özge Yılmaz geliyor. Diplomalarını Doçent Doktor Sayın Fatma Pelin Özgen hocamız takdim ediyorlar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Aybike Özdal geliyor. Diplomalarını Doçent Doktor Sayın Fatma Ümit Mali hocamız takdim ediyorlar. (Gülüyor)
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Ervanur Demir geliyor. Diplomalarını doçent doktor Sayın Ahmet Elbay hocamız takdim ediyorlar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Beyza Bentürk geliyor. Diplomalarını doçent doktor Sayın Fatih Yıldız Hocam takdim ediyorlar. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Doktor Bekir Oğuzhan Ünsel geliyor. Diplomalarını doçent doktor Sayın Bülent Durdu Hocamız takdim ediyorlar. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Doktor Zeynep Pelin Orhan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Ömer Faruk Çalım hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, arkaya doğru, arkaya devam edelim ama değil mi? Arkaya. Bir arkaya devam edelim burada fotoğraf olacağı için. Evet, pek teşekkür ederim. Doktor Hüdanur Öztürk geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Ozan Volkan Yurdakul hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Mustafa Hakan Sevim geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Senat Kalkan hocamızı sahneye davet ediyorum. Başhekim yardımcımız doçent doktor Sayın Senat Kalkan hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. İsmet Hocam daha kuvvetli alkışladınız. Var mı bir hikmeti? Sanki daha bir kuvvetli alkışladınız gibi geldi bana. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Doktor Aslıhan Karayazı geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Elmas Biberci Keskin hocamızı sahneye davet ediyorum. Hiç gülmeyecek sandım. Kim? Öyle mi? Ondan. Tamam, şimdi oldu. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Doktor Nisa İrem Bursalı geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Ayşe Filiz Gökmen Karasu hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz.
Doktor Şeyma Teko geliyor. Diplomamı takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Birsen Elibol hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Alara İçöz geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor Sayın Pelin Yıldız hocamızı sahneye davet ediyorum. Nöroloji miydi? Nöroloji miydi? Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Esra Balkan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Ömer Uysal hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Esra Balkan çağırmıştık ve sırada devam ediyoruz. Doktor Betül Ekinci geliyor. Diplomalarını vermek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Ebru Hacı Osmanoğlu hocamızı sahneye davet ediyorum. Kimmiş? Anestezi. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Seda Kurban geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Habib Akbulut hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Doktor Selin Seyhun geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Bekir İnan hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyoruz. Doktor Elif Günhan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Beril Güler hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Furkan Gür geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Bahadır Taşlıdere hocamızı davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz.
Doktor Meryem Talay geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Ferda Uslu hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Meryem Bildur Aslan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Turan Aslan hocamızı sahneye davet ediyorum. Evet. Sayın hocamız Meryem'in babası aynı zamanda. Tahmin etmişsinizdir. Evet, babadan kızına diploma takdimi. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf aldık mı? Meryem. Fotoğraf, evet. Evet, hocam sizi almıyorum, bekletiyorum. Doktor Metehan Miroğlu geliyor. Eyvah eyvah, evet. Söyleyeyim mi? Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın hocamız diplomaları takdim ettiler. Doktor Beriya Aksu Selman geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Özlem Su Küçük hocamızı sahneye davet ediyorum. Aa, korkmasın. Tamam. Hocam korkmayalım. Fotoğraftan önce bir çekirge var. Onu alacağım. Evet. Sıkıntı yok. Ben kaçıyormuşum. Tamam, rahat olalım. Evet. Tamam. En azından hayvan yaşıyor. Evet. Evet. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Şimdi niye böyle kilitledik? Şimdi biraz şöyle, orada yer var ya, biraz kayalım. Bak şöyle azıcık burayı açacağız. Şu ortayı açalım. Çünkü arkadaşlar böyle gidebilsin. Ama düşmeyelim oraya da. Az kaldı, bir 8 kişi falan daha var. Şöyle geriye doğru gidelim lütfen. Evet. Doktor Ahmet Güleç geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere. Doktor öğretim üyesi Sayın Asım Enhoş hocamı sahneye davet ediyorum. Kardiyoloji. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Doktor Abdullah Faruk Demirkaya geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Özge Kılıç hocamızı sahneye davet ediyorum. Bir dakika, çok pardon. Hocam sizin düzgün değil misin ki? Tamam.
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Doktor Melike Kahraman geliyor. Arkadaşlar ne oldu? Gene kapattık orayı. Orada yer var mı? Şöyle düşmeyecek kadar şöyle azıcık kayalım. Düşmeyelim ama. Biraz kayalım. Şu ortadan geçmek lazım. Biraz kayalım böyle. Kayalım, kayalım, kayalım. Nereye açtık? Bir yere açalım. Ha, şura olabilir. Gelen arkadaşınız buradan geçebilsin. Ya da buradan. Tamam. Pardon. Evet, hocamızı takdim etmedik mi? Doktor öğretim üyesi Sayın Fatma Ak- Melike. Melike değil mi? Melike. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Arkaya doğru ilerleyelim Melike. Doktor Meryem Kılıç geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Ramazan Özdemir hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Meryem, arkaya doğru devam. Doktor Tahacan Onay geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Erdem Karaçöp hocamızı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yer buldun mu kendine orada? Gel böyle gel. Meryem yolu kapatmayalım. Şöyle geçelim. Evet. Evet. Doktor Yusuf Sürücü geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere. Profesör Doktor Sayın Ethem Güneren hocamızı sahneye davet ediyorum. Plastik cerrahi ve konstruktif ana bilim dalı başkanımız. Evet. Sayın hocamız diplomalarını ve öğrencimizin kitaplarını takdim ediyorlar. Devam ediyoruz hocam. Son öğrenciyi çağırıyorum artık. Yusuf seni de şöyle hemen arkadaşımızın bir arasına. Evet. Hocam finali sizle yapıyoruz. Ve son öğrencimiz, siz de alkışlayalım arkadaşlar hep beraber. Doktor Gözde Toptaş geliyor. Gözde en sona kaldın ama en çok alkışı sen aldın, bilgin olsun. Sayın hocamız diplomalarını takdim ediyorlar. Orada beklerken yorulmuş olabilir. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Alkışlarla uğurluyoruz Sayın Hocamızı. Evet, şimdi değerli misafirler, bayrak ve flama devir teslim olacak. Bunun için Doktor Ceren Usta'yı ön tarafa alalım. Buyurun. Ve bayrak ve flamayı teslim almak üzere de Doktor Eren Savuncu'yu da alıyoruz, pardon. Eren Savuncu da gelsin. O nerede? Geliyor, evet, aralardan geliyor. Devir teslimi almak üzere de intern doktor İrem Kolak ve intern doktor Esma Sayar sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Yok şöyle karşılıklı, şimdi siz böyle gelin arkadaşlar. Yan yana şöyle bakacaksınız bu tarafa. Evet evet, yani tabii. Siz de böyle gelin. Ha, mikrofon var mı? Sen de gel. Hüseyin Bey yakınlık iyi mi? Açayım mı biraz arayı? Yani tamam siz yönlendirin. Bir tık geriye gelir misin? Şöyle iyi galiba şu halı. Şimdi sen konuşacaksın değil mi? Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Ben tutabilirim.
Başlıyor muyuz? Pekala. Şöyle iyi mi? Ben çok... Şöyle mi? Tamam. Ben... İkisinin arasında. Şöyle. Tamam. Pekala. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Teslim edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığımız günden bugüne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor, aldığımız gibi öperek sizlere teslim ediyoruz. Tamam. Şimdi önce sen konu. Sevgili kardeşim, okulumuzun adıyla müteşekkir olan flamamız okulumuzun değişmez sembolüdür. Bugüne kadar temsil edildiği her törende gurur kaynağımız olmuştur. Bu emaneti okulumuzun adıyla birlikte yücelteceğinize inanıyor, aldığımız gibi öperek size teslim ediyoruz. Rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza, bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan flamamızın okulumuzun değişmez sembolü olduğuna yürekten inanıyor ve onunla gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza ve bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Kuvvetli alkışlar öğrencilerimiz için. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi sizler kendinize yer bulun. Eren, seni de şu araya alalım mı? Evet. Değerli misafirler, törenimizin en özel anlarından bir ana geldik yine. Hekimlik andı. Özünü hayata sevgi duymak, önce zarar vermeyip sonra faydalı olmak kavramlarından alan hekimlik andı ve kep atma törenimiz için. Öğrencilerimizi sahnede görüyoruz ve öğrencilerimizi siz değerli misafirlerimizin şahitliğinde kıymetli hocalarımızın meslektaşları olacaklar. Hekimlik andı için Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Özlem Su Küçük hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinizi ve ailelerinizi kutluyorum. Bu hekimlik andından sonra artık mesleğe adımınızı atmış olacaksınız. Evet, coşku ve inanarak okumanızı istiyorum sizden. Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda. Hayatımı tüm insanlığın iyiliğine adıyorum. Sanatımı her zaman vicdanım çerçevesinde uygulayacağıma. Acıları dindirmek ve hastalıkları önlemek için bütün bilgileri kullanacağıma. Bu bilgileri geliştirmek için uğraşarak. Meslektaşlarımla bir çıkar beklemek sizin paylaşacağıma. Meslektaşlarımla bir çıkar beklemek sizin paylaşacağıma. Hastalarıma. Cinsiyet. Irk. Milliyet. Din ve inanç. Siyasal görüş. Toplumsal sınıf gibi ayrımlar yapmaksızın hizmet edeceğime. Hastalarıma saygı göstereceğime. Ve bana gösterdikleri güvene layık olmaya çalışacağıma. Sanatımı uygularken edindiğim kişilik sırlarını hiçbir biçimde açığa vurmayacağıma. İnsan haklarına aykırı olarak kullanılmasına
baskı ve tehdit alsam bile asla göz yummayacağıma. Hocalarıma karşı layık oldukları saygı ve minneti göstereceğime. Meslektaşlarımla ilişkilerimde saygılı ve kardeşçe olacağıma. Meslektaşlarımla ilişkilerimde saygılı ve kardeşçe olacağıma. Bana verilen tıp doktoru unvanı ile görevimi yaşamım boyunca tam bir bilinç içerisinde yerine getireceğime. Bana verilen tıp doktoru unvanı ile görevimi yaşamım boyunca tam bir bilinç içerisinde yerine getireceğime. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Teşekkür ediyorum. Geldim hocam. Hepinizi çok seviyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz sayın hocamız. Duygulandılar. Evet. Şimdi kürsüyü alalım yavaş yavaş. Ben suyumu içeyim. Çok susayan var mı? Çok susadım diyen. Tamam. Bunu hiç içmedik böyle içebiliriz. Peki. Tamam mı? Tamam, sıkıntı yok. İçtin değil mi? Afiyet olsun. Tabii tabii hocam. Öne çağıracağım onları şimdi. Evet. Tabii tabii. Şimdi arkadaşlar, kep atmaya geçmeden önce bu anı biz tabii değerli Sayın Mütevelli Eğitim Başkanımız, değerli yöneticilerimizle beraber ölümsüzleştirmek istiyoruz. Şimdi şöyle birer adım öne gelelim. Yani herkes bir basamak insin anlamında. Biraz daha gelelim, şuraya kadar gelelim. Bir basamak inelim. Bir basamak inelim. Evet. Evet inelim. Tamam, daha fazla inmeyelim. Yani ilk basamağa inelim. Sonra diğer arkadaşlar da yerlerini alsınlar. Evet, Sayın Mütevelli Eğitim Başkanım, Sayın Rektörüm, değerli yöneticilerimiz, hocalarımız buyursunlar efendim bir aile fotoğrafı için. Bu tarihi an. Gelmeselerdi mi diyor. Ama karışacak o zaman. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Lütfen maruz görün beni. Az önceki pozisyonu alalım tekrar. Fotoğraf için daha iyi olacağı uyarısı geldi. Geri dönüp aynı şekilde birer basamak yukarı. Hocalarımız önde olsunlar. Sizler de yerinizi aldığınız zaman sıkıntı çıkmayacak. Evet. Değerli hocalarım bir arka sıraya da geçebilirsiniz şu an siz. Çünkü iki sıra yapabiliriz artık. Tamam yeterli. Daha fazla çıkmayalım. Bu kâfi. Hocam şöyle devam edebiliriz aslında. Evet. Arkaya doğru. Hocam ama bir tane inelim yine. Bir tane inelim. Evet. Öğrencilerimiz çıkmayacak bu sefer. Evet. Hocam gelin böyle lütfen. Böyle gelin. Buraya böyle devam edebiliriz şöyle. Değerli hocam siz de böyle kayabilirsiniz. Şöyle. Ama bir alt ineceğiz yine. Evet. Evet hocam bir basamak ineceğiz. Böyle iyi hocam. Evet değerli hocalarım. Burada boşluk var. Serdar hocam. Böyle alayım sizi. Şurada. Evet. Bahadır hocam. Bahadır hocam. Tamam. Evet, peki. Hüseyin Bey iyi miyiz böyle? Tamam. Pekala, çok güzel. Ben de şöyle kenara geçeyim. Hiç bozmayalım. Bir de öğrencilerimiz keplerinizi bir çıkarıp şöyle sallar mısınız? Evet. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz değerli hocalarım. Şimdi kef atma için sıra öğrencilerimizde. Sizleri yerlerinize alıyorum. Hüseyin Bey, kef atmayı bu pozisyonda gerçekleştirelim mi? Hiç inmesinler o zaman. Rahat mısınız? Rahat hareket edebiliyor musunuz? Kef atacağız ona göre. Ne çok sevdik birbirimizi, ne çok sahip çıktık birbirimize. Ömür boyu sürecek dostluklara temel attık bezmi alemde. Evet. Üste mi aşağı mı insinler? Bir yukarı. Siz bir yukarı çıkabiliyor musunuz? Var mı öyle bir imkan?
Şöyle fotoğrafta güzel çıkması için yönlendiriyorlar arkadaşlar. Biliyorum daha rahat ama fotoğraf açısından daha güzel olacak. Sizin için de unutulmaz bir yan olacak. Evet. Kepleri sallamaya başlayalım bakalım. Şimdi beraber birazdan ondan geriye doğru sayacağız. 3, 2, 1 ben şimdi deyince siz fırlatacaksınız ve sonra olanlar olacak. Hazır mıyız? Bence çok duyulmadı. Hazır mıyız? O zaman başlayalım ondan geriye doğru saymaya hep beraber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, şimdi! ...2020-2021 akademik yılı tıp fakültesi mezunlarımız, kuvvetli alkışlarınızla. Öğrencilerimizin en önemli destekçisi eğitim müessesesinin başlangıç durağı siz değerli velilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu başarı sizlerin de başarısıdır. Kuvvetli alkışlar sizler için. Bu tarihi günü unutulmaz kılmak için bu güzel organizasyon hazırlanmasında çok önemli emekler var. Başta Sayın Mütevelli Eğitim Başkanımız olmak üzere Sayın Rektörümüz, Sayın Genel Sekreterliğimiz önderliğinde özellikle Öğrenci Direktörlüğümüze ve ayrıca Tıp Fakültesi Sekreterliğimize teşekkür ediyoruz. Yarınları aydınlatacak olan sağlık neferi, birbirinden değerli gençlerimiz, yolunuz açık olsun. Ben Sağlık Kültür ve Spor Direktörü Hüseyin Emre Yüksel, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız, sağlıcakla kalın efendim.